Güç oldu mu şimdi? Güç olmasa varislerinizi çağırsaydınız şahit olarak. Ben tesadüfen edindiğim ipuçlarını takip ederek buraya kadar geldim. Peki Aylin Hanım ne yapacak? Nasıl bulacak sizi? Bence telefon edin. Aylin Hanım'ı çağırın. O gelinceye kadar da bekleyin. Çünkü esas itibariyle vermeye çalıştığınız hediyenin hakiki sahibi Aylin Hanım olmalı. Öyle değil mi? Murat Bey sizi telefonla aramıştı. Çağırmıştı. Hiç değilse Murat kadar cesur olur Soner Bey. Hazırlatmış olduğunuz vasiyet. Doğrusu çok bonkörsünüz. Gerçi hep öyleydiniz. Bu beni hiç şaşırtmadı. Ama şu uzun yolculuğa öyle habersiz çıkmanız işte bu olmadı. Süleyman, buraya gelmemeliydin. Öyle mi? Neden? Çünkü bu seni ilgilendirmiyor. Ben sadece beni ilgilendiren şeylerle ilgilenmek gibi bir alışkanlığa sahip olsaydım Soner Bey, bugüne kadar 50 kere ölmüştünüz. Ha, bunu size hatırlatmam umarım kabalık olarak algılanmaz. Süleyman gelme. Çevir sesi var, çalışıyor. Ne yapıyorsun sen? Kimi arıyorsun? Aylin Hanım'ı arıyorum. Neden? Siz o uzun yolculuğa çıktığınızda Aylin Hanım'ı arayıp haber vermek kime düşecek? Bana. O zaman bu konuda inisiyatif de bana ait demektir. Ben de siz çıktıktan sonra değil, önce aramaya karar verdim. En nihayet o da sizin bir mirasıydınız. Hatırlatırım. Eğer şanslıysam telefonu Aylin Hanım'a açar. Hanım, kapat o telefonu. Şşş. Kapat onu. Çalıyor. Alo. Aylin Hanım telefonda.
Bensiz gidebileceğiniz kadar uzak bir yer yok. Buna bir at takmam gerekseydi tersine düello derdim. Kim önce vuracak kendisini? Yalnız bu düelloda galibi kim belirleyecek? İşte orası karışık. Neyse, bunu da başkaları düşünsün. Bu dünyada her şeyin çaresini biz bulacak değiliz ya. Süleyman, saçmalıyorsun. Saçmalıyorsunuz Söner Bey. Süleyman, beni sinirlendirme. Şu anda dış görünüşe bakıp aldanmayın Söner Bey. Benim de pek sakin olduğum söylenemez. Süleyman! Efendim! Soner Bey. İlla bir yere gideceksiniz, bu dünyada olsun. İngiltere'ye gidin işte, ne var? Suyu bu çıktı. Tamam. Peki. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.